Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'nin bütün illerinde köy tanıtımlarımız devam ediyor. Bugün yine Yozgat ilimizden, Sorgun ilçemizden çıktık. Kayseri ilimizdeyiz. Bugün Kayseri iline bağlı, Sarız ilçesine bağlı bir köye gidiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kırkısrak mahallesine geldik. Yine Sarız ilçesine bağlı. Yine bu köyün tanıtımına vesile olan, bu köyün tanıtımına katkı sağlayan öncelikle Cafer Koca abimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün ekranlarımıza yine Koca ailesinden röportajlarımız olacak. Yine Kırkısrak köyünden görsel görüntüler aktaracağız. Bugün buradayız. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kırkısrak Evet. köyündeyiz. Yine yanımızda baba yiğit bir abimiz var ya. Kırkısrak. Kırkısrak. Ne örüyorsun amca? Vallahi örmesi evvelden molculuk yapardım. He, kaç yıl yaptın? 40-50 yıl yaptım hem. 40-50 yıllık. He, çünkü evvelden babamdan da vardı. Biri 4-5 sene oluyor koyunu satalım. Anladım. Ondan sonra çocuklar dışa gittiler. Kimse kalmadı. Biz buradan kaldık. İşte şu bahçeyi diktik. Birkaç seneden beri de bahçeyle uğraşıyoruz. Güzel olur. Evet. Bahçeyle uğraşmak Yani güzel birkaç olur. tane Güzel inek bir var. meşgale olur. Başka Bahçende neler var amca koyun bahçede? gitti biraz inek var. Birkaç tane inek var. Öyle mi? He. Yani Hmm. başka kimse yok. Bir ben bir de nene. He, Evet. anladım. Evet. Allah sağlık sıhhat versin Sağ amca. olun kurban. Çoluk çocuk kaç tane? Çocuk 9 tane. 9 tane maşallah. Evet. Ne vurdun amca sen ya? Ne var bu dağ başında 9 Hayırdır 15 iki tane daha yapınca dağım kurardın ya. Dağımı da kurduk da olmadı. Ne be? Torun kaç tane? Doğru falan. Saymak lazım. Kalabalık o zaman. He? Kalabalık o zaman. He kalabalık 4 tane kız var. Hmm. 2, 6. 6, 5 de Meyrem'in. 11, 4, 3 de şeyin, 14. Yani 3 de Esma'nın. 17 torunum var, 17. Ha, 17 torun Allah analı babalı var. büyütsün amca. He. He. Senin adın ne amca? Ali Koca benim adım, Ali Ali Koca. Koca. He. Güzel soy ismin varmış. He. Nereden aldın bu isim, soy Vallahi ismi? eskiden kalma bu is. Dedesinin He. soyadı mıydı He. yoksa? Dedemizin ta dedemizin soyu. Hmm. Soyad kurulduktan beri soyumuz bu. Evet. Peki buraya niye Kırkısrak demişler amca? Hiç duydun mu dedelerin Duydum. anlattığını? Niye demişler? Şimdi Kırkısrak, Var anne. Kırkısrak demesi evvelden buradan bizden evvela bir şey daha varmış. Ha. O adamların atı olurmuş. Akşamına çağırırmış atları gelirmiş. Bir gün daha çağırmış biri gelmemiş. Demiş Allah yerinde taş olasın. Yerinde taş olmuştur. Şimdi yakın olsaydı taşı da sana gösterirdim. He. Toy Böylece. arkasındaydı. E, Merhaba. kısırak önünden orada taş olmuşlar. Ondan kalma bir ismi vardı. Kırkısırak. Kırkısırak orada taş olmak ismi budur. Evet. He. Bundan dolayı ismi bu. Evet. Köyünüz bayağı yaylımı geniş Çok böyle. geniş. Çok geniş. Çok 12 geniş. mahalleymiş aşağı yukarı. Ne Mahallede diyorlar mahalle bunlara? dar. Evvelde bizim köy toplu aşağıdaydı. Hmm. Toplu aşağıda. Neredeydi? Aşağı. Aşağı köyde. Aşağı tarafta toplu bir Toplum bir şekildeydi. şekilde. Sonra çoğalınca şurayı böldüler buraya geçtiler. Şurayı böldüler buraya geçtiler. Şurayı böldüler buraya geçtiler derken dağıldı daha yukarı dağıldı. Her biri şu parça senin sen evin üstüne yaptın. Şu parça benim ben evin üstüne yaptım.
derken böyle köy dağınık oldu. Evet. Dağılması bundan oldu. Anladım. Peki sizin köyün nesi meşhur? Yani meşhur bir şey var mı? Kendine... Bizim köyün yaylası meşhur. Çok güzel havası var. Yani. Havası meşhur. Havası serum. Suyu, havası okrucan, suyu serum. Bizim buranın. Çok güzel bir şeysi vardır. En yüksek, bak şu dağlara yukarı git, bizim yaylalar var. En birinci, Binboğa. Buranın ismi Binboğa'dır. Anladım. Binboğa'dır, buranın ismi Binboğa. Evet. Şu görünen dağ, büyük dağ şurada görünüyor, Salıkanç. Dağ üst tarafı Kızıl Çarşı. Çok güzel yaylalarımız var. Otu meşhur, koyunu meşhur, sütü meşhur. Yağı, hepsi meşhurdur bizim buranın. Evet. Hiçbir yer tutmaz. Eti de farklı ha. Bizim buranın sütü her yerden 6 derece fazladır. Sütü 6 derece ötekilerden fazladır. Anladım. Bizim bura Binboğa'dır. Peki Ali amca, sen kaç kardeşsin? Biz 7 kardeş, 12 kardeş. 12 kardeşsin. Nerede kardeşlerim? Hayatta mı? Kardeşlerim hep hayatta, hep hayatta. He. 5 bacı, 7 de oğlan. Neredeler bunlar? Şimdi bacılarım işte bizim köyde her biri bir kocadan. Kocalarım. Kardeşlerim 2 tane Fransa'da. İki. Bir de Alman'da 3. Bir de şeyde Antalya'da 4. Üçümüz de buradayız. Peki siz niye gitmediniz yurt dışına? Vallahi yurt dışına biz gitmedik. Ötekiler oraya buraya gittiler. Biz de buraya bağlandık. Zaten ben koyunculuk yapardım. Buraya hoşuma gider, havası ederdim. Gitmedim, burada kaldım. Kaç tane koyunun vardı? Koyun 300 olurdu, 200 olurdu, 400 olurdu. Olurdu da çoğalır giderdi. Ağılım da şura mıydı? He, ağıl buraydı. Başka yerde de ağılımız vardı. Öyle mi? He. He. Yine yaylada mıydı o da? Yok, oraya kışlık için yaylardı kar düşene kadar aşağıda. Yaylamız şuralar. Yukarı doğru gideceğim. Yukarıya doğru. Evet. He. Çocuklar nerede? Çocuklar 9 tane işte. 4 tane kız. Kızlar kocadan, köyümüzden. He, bu arkadaş? Bu... Fransa'da. Bu Fransa'da. İzine geldi. He, izine 3 gün olur geleli. Le mi? He. İyi, gözün aydın o zaman. Sonra bir daha Fransa'da. 2 de Alman, 3 de Alman'da var ne yok? 3 tane de Alman yedi. Onlar gelecek mi izine? Vallahi ikisi geldi gittiler. Bir de şey İlon geldi. Bu da giderse ötekli bilmem şu hastalık yüzünden. Bu sene çoğu gurbetçilerimiz memlekete gelemediler. Bu. İşte bu hastalık yüzünden gelemediler. Gelemediler. He. Bundan gelemediler. Evet. Bahçeye neler ektin? Bahçe ceviz var. Ceviz var. Kayış var. Kayısı var. Elma var. Tut var. Bir iki tane şeftali var. Anladım. İyi, kameracıyla beraber gidin şöyle. Yakından bir çekin. Hem kameracı seni çeksin hem de bahçeyi şöyle güzelce bir gezdir. İçine mi girer? Tabii. Tamam, girelim. Bir çekin sonra. Yukarı mı gider, şöyle mi gider? Fark etmez abi. Gel. Şöyle. Girelim bakalım. Ayçiçeklerin dalında daha 3-5'er tane var. He. Var yaptı. Çıktım bu sene, meyve verdim mi hepsine? Kurban bir fırtına uğradı, vermedi. Olduğu gibi döktü. Soğuk döktü. Soğuk döktü. Ha, bir elma vardı, hiç sorma, bir tane koymadı. Tek tek şeyler de vardır cevizlerden. Şu elmalar, tavşan kellesi çok güzel elması olur. Bunlar da işte döktü. Yerdeki elma dökülmemiş. Bu elma değil o şey. Ne? Armut. Armut mu? He.
gibi duruyor. Armut. Ha, sen dedin ismim ne? Onurcan. Onurcan. Tamam kurban. Daha gedek mi? Yok, şöyle bir görüntü falan çıkar. He, tamam. Kaç senesinde ektin bu bahçeyi? Hepsini aynı anda ektin herhalde. İşte. Anlat bakayım. Ne vallahi zaman yaptın bu bahçeyi? 10 sene oldu bahçeyi dikeli. Ağaçlar kaç senelik? Ağaçların bir kısmı 10 senelik var, bir kısmı da 4-5 senelik. Böyle. Bahçe kaç senelik dedin? Bahçe bir parçası 10 senelik, bir yukarısı da 5-6 senelik üst tarafı. Sonradan ekledim. Şuralarımızda bizim kabile var, erişirler var. İki kabileyiz burada. Bu mahallede, değil mi? Bu mahallede iki kabileyiz. Mahallenin ismi Karakoç Mahallesi. Kocalar Mahallesi. Ha, Kocalar Mahallesi. Kocalar Mahallesi. Şimdi oturan kimler var? Kabile isimleri aklında bulunuyor. Şimdi burada bulunan Haydar Erişir var, Mehmet Erişir var, Halil Akyol var. Ondan sonra Ali Koca var, Akul Koca var. Bir Ali Koca daha, bir Ali Koca daha, bir Ali Koca daha. Ahu Koca gene. Ondan sonra kurban. Genelde kocalar oturuyor yani. Hüseyin Koca, İbiş Koca, Kalender Koca. Bunlar oturuyor bu karşı mahalleden. Bu halamı bir anlatmayayım. Gel yanına otur da. Kamera çeksin de halamı nereden aldın? Halanı mı? He. Ya bir buluntu. Nerede alayım? Nereden oldu. Aldın halamı? Bu köyden mi aldın? Bu köyden, bu köyden, bu köyden mi aldın? Yok yok yok. Ne zaman evlendin? Bir gençliğine götür şöyle bizi ya. 62'den evlendim. Anlat işte, geçmişini anlat şöyle. Ömrün nereye harcadın onu anlat bana. 62'den kurban. Şimdi sana temeli söyleyeyim ki. Bunun babası benim babamla emmi çocuklar. Bunun babası, biz işte aşağı yukarı beraber dünyaya gelmişiz. Babası demiş ki, ben kızımı buna vereceğim. Buna vereceğim demiş. Bu sefer kurban bunun babası gitti, askerden öldü. Askerden ölünce böyle kaldı. Biz beraber büyüyünce dediler ki babasının vesiyatı dediler. İşte bana verdiler, ben aldım. Ben amcamın kızı, akrabamız. Düğün yaptınız. Düğün yaptık, geçirdik. Aşkın yaptınız düğün. Öyle o zaman bir günde yapılırdı. Değil mi? Bazı köylerde diyorlar bir hafta falan. Yok yok yok, bir hafta değil. Bu akşam bu zamandan giderler, sabahın gelini getirirler. Bizim usul böyleydi. Değil mi? Bu tarafın örf ve adetleri öyle. Başlık falan olur muydu? Yok, vardı da bizden bir şey olmadı. Değil mi? Biz başlık vermedik. Niye vermediniz? Hiç de vermedik. Amcamızın kızıydı, babası yoktu. Vermedik. İşte ilk çocuğun olduğunda sevindin mi? Şu çocuklarını bir anlat bakayım bana. Şimdi çocuklar, ilk çocuk olunca ben askerdeydim. Le mi? He. Ne kadar yaptın askerliği? 2 sene yok. 2 sene, 24 ay yaptın. 24. Nerede yaptın Acemi Ankara Birliği? Ankara Polat. Acemi Birliği Burdur'du. Usta Birliğim Ankara Polatlı. Ne yaptın askerde? Neydin sen? Piyade miydin? Yok, ben piyadeydim he. Top şoförüydüm. Topçu şoförü. Topçu şoförü. Bir iki ay şeyde kaldım Burdur'dan. Ondan sonra şoföre dahili yazarlar da. Yazdılar, bizi iki ay kalınca bizi dağıttılar. Ben Ankara Polatlı'ya geldim. Burada üç ayı staj gördüm. Ondan sonra işte şoför olduk. Ateşe giderdik, taşa giderdik. Evet. Her şeye çalışırdık. Çok ateşe giderdik. Askerliği bitirdim, buradan geldim. Askerden önce ne iş yapıyordun? Askerden önce biraz koyun vardı, onlarla uğraşırdım. Çok güzel, çok güzel. Biraz koyun vardı. Hiç kurt gördük mü? Gördük. Kurtlar adamı yer mi? Kurtlar adamı yer, nasıl yer? Kışın, aç kalır, kışın daralır. Adam tek düşürürse yer. Yoksa kurt başka adamı yemez. Normalde yemez yani. Normalde yemez ama çok daralır. Aç kalırsa diyorum. Aç kalırsa, adamı tek düşürürse, gözü keserse ondan sonra işte kurt adamı yer. Doğru. Doğru. Kurt Kayser'den mi bir tane çocuk yedi herhalde? Yalan söylemez. Ne zaman sen kaçtaydı Kayser'den? Birkaç sene oldu ama böyle bir duydum dediler ki bir kısım bir çocuk. Kurt yemiş dediler değil mi? Dediler, kısım kurt yemiş dediler bir çocuğu. Davut.
İşte durum böyle. Başka sen evet. Sor ben söyleyeyim yoksa. Peki bu köy geçimini neyle sağlar? Şimdi köy evvela işte tarlalar hep ekilirdi. Her pısının da az çok malı vardı. Tarlaları sürerdi malın geliriyle. İşte çalışırlardı. Kimisi çoban dururdu, kimisi çırak dururdu. Kimisi kendine çalışırdı. Böyle geçimi sağlarlardı. Ondan sonra bir Almanya çıktı. Almanya gittiler. Gidenler parayı getirdiler. Bu sefer Almanya akır oldu. Onda geldiler ev yaptılar. Sonra nesi vardı ki? Almanya gittiler gel hep ev soyuldu. Evet, normalinde bu köy aşağıdaydı. Aşağıdaydı. Bu şekildeydi. Aşağıda. Millet yurt dışına çıktıkça böyle dağıldı. Köyler. Dağıldı. Böyle dağıldı. Çevrede hangi mahalleler var şimdi buraya bağlı? Şimdi Sarıza bağlı hangi mahalleler? Bura hepsi Sarıza bağlı bu mahalleler. Hepsi Sarıza bağlı. He. Hepsi İsimlerini bir say bayım. İsimler şu yukarıda Şıklar Mahallesi var, Tülbe var orada. Ne türbesi? Türbeden bir bahset önce bana. Tülbe'de işte bir yaşlı bir adam vardı bunların dedesi. He. Ocak ziyada bir adammış, temiz bir adammış. İşte üstüne tülbe yaptılar. Şimdi millet gidip geliyor türbeye. Millet türbeye ziyarete gidiyor. Niçin gidiyorlar yani? Git vallahi bir orada... bir hastalığın olur. He. Bir kurban vaat edersin. Hı. Ondan sonra işte bir huzurun olursa gidiyorsun. Oraya bir uğrayıp geliyorsun. He. Ama şifa da o görüyorlar. Şifa da nereliymiş? He? Nereliymiş? Aynı bizim köy. Buralı. Köyden miymiş? Bu köyden ha. Buralı. Ne kadar olmuş vefat edeli? Vallahi kaç ben vefatını yani? Bilmiyorum. Değil mi? Evet. Dedenin en yaşlı o zaman. Valla işte eskidenmişti. Ben de ne zaman yaptığını bilmiyorum. Burası Şıklar Mahallesi. Burak Kocalar Mahallesi. Kocalar Mahallesi. Kocalar Mahallesi işte şu mahalle. Biz evvel karşıdaydık. Burayı aldık da buraya geçtik. Doğru. Biz karşıdaydık. He. Bundan sonra şu... Ne zaman geçtiniz buraya? 82'de. 1982'de geçtik. 82'de geçtim. Ha. Buraya geldim. Şuraya geçti bizim Kalolar Mahallesi. Ondan sonra gedi açtı bizim Kuluzlar Mahallesi. Daha ötede Kulutlar Mahallesi. Karşıya Çamlı'ya geçti bizim Karro diyorlar, Virikler diyorlar. İki tane mahalle de orada vardı. Ondan sonra o sayı... Kaçar tane ev var peki? Sizin mahallede kaç ev var? Valla soyumunu iyice bilmiyorum. Soyumunu. 20'şer 30'lar var mı ev? Ev ne 20'şer ev? Değil mi? Çok çok. Çok. Her mahallede diyor. Her mahallede. Her mahallede. He. Her mahallede var 30 ev. Hani 40 ev. Evde 5-6 tane ev gördüm ben bu mahallede. O mahalle yukarıda var. Şurada var. Şu Kalolar Mahallesi'ne gittim var. Daha öteye gittim var sana gösterdim şeyler. Çok evler çok. He. He. İşte durum böyle. Bizim köyü Malatya'dan gelme. Malatya. Kökenin Malatya'dan mı gelme? Kökenin Malatya Aksadağ'dan gelme. Zamanında kaç kişi gelmiş? Şimdi zamanında orada iki kabile varmış Malatya'da. Bir çift üzerinde dövüşmüşler. Onlar biri şey Harun Uşağı, biri Bekir Uşağı. Bekir Uşağı'ndan bir oğlan varmış, çok çapkırmış. O öte taraf bu oğlanı vurmuşlar. Vurunca göçmüşler. Göçmüşler gelmişler, tanır var şu tarafımızda. Bir sene orada kalmışlar demiş ki, bura sivrisinek bizi yiyecek, gidek dediler. Şurada da marabuz var. Dağlıca diyorlar şimdi. Evet. Orada da oranın kalesi varmış. Gelmişler iki senede orada. Bu bir ev. Gelen bir ev. Yedi kardeşler bir ev. Orada kalmışlar. Orada kalmışlar iki sene. Ondan sonra bakmışlar ki geçim çıkıyor mu? Buraya gelmişler. Burada da Hacı Bebekler isminden bir adam varmış. Şimdi Maraş altından oturuyor o adam. Hacı Bebek. Gelmişler bu adama hizmet etmişler. 5-10 sene hizmet edince demişler, yok biz yapıyoruz bu adam, buna dirsek gösterelim. Adamla uğraşmışlar, adam göçmüş gitmiş. Gidince adam gelmiş bunların davarını götürmüş. Bunlar da gitmiş onların sığırını getirmişler. Ondan sonra adam gelmiş demiş ki, koy ben buraya gelmem, ben burayı size satayım. Burayı size satayım, burayı bu adamlara satıyor, gidiyor. Burada Maraş altında şimdi burada oturuyorlar, Hacı Bebekler diyorlar, burada oturuyorlar. Bunlar da burada kalıyor. Bu şimdi bizim köyün topusundan diyor Hacı Bebek'ten evvelde su isim yoktu. Hacı Bebek'ten dev ve oboya intikal olmuş diye köyümüzün topusu.
Biz, ondan sonra aşağı yukarı bizim köy hep bir ev desem işte bir kaç tane sonra da gelenler oldu. Onları ayırırsam bir ev soylu ötekiler. Anladım. He, böyle böyle. Evet, mikrofonu senin oğlana ver de çıktın. Ona soru sorayım. Sen de kendini bir tanıt abim şöyle. Sonra tamam. Sonra. Sen hiç böyle yazıda içinde türkü söyler miydin? Evvelde gençken söylerdim. Ne söylerdin? Yok ya, rast gelin. Sen o kadar mümkün dur mu? Şimdi nasıl söyleyeyim, dur bakalım. İşte kendini toparla şöyle bir. Ulan sesim de gitmiyor. Gün akşam nasıl susuz. Başına aldandım dünya ben sana. Ben sana. Emmi kızım yar senin olsun. Dost senin olsun. Yar senin olsun. Bir yiğit bir sefer gelir cihana, onu da bağrına sar senin olsun, da senin olsun, yar senin olsun. Sesim kusura bakma şeydi, buzlu su içtim. Çok güzel, çok güzel. İnsan bir karara vardıktan sonra, yönünde sonunu bildikten sonra, benim hatırımı kırdıktan sonra, al götür asıra sar senin olsun, dost senin olsun, yar senin olsun. Masuni Şerif'e sakın dokunma, bir canı var alda sakınma. Ben dünyayım diyen artık yakınma, güneşten soyulup kör senin olsun, dost senin olsun, yar senin olsun. Kurbeti henüz mü kurbeti? Biz ağam yuturdun sabahı hezran, bilmem bu ayrılık gider mi böyle, teptirimden eyledim nuksan, yoksa tacalı kadar mı böyle. Aksine döndürdün devrani felek, hep havaya gitti çekti gimemek, sevda çöllerinde Leyla diyerek, acı dosta beni böyle, Mecnun'da beni böyle, işte o önümde gitti gülüm. Halamı duygulandırdın, halamı. Valla olabilir. Halamı ağlıyor arkanda, halamı ağlıyor. Niye halamı ağlatıyorsun sen? Bir de size bir çandır türküsünü söyleyeyim. Öyle de halamı ağlatıyorsun. Ağlasın mı ağlamasın? Olmuyor ya, halamı güldüreceğine ağlatıyorsun sen ya. Efkarlandım, destan dizdim, kalem alıp seni yazdım. Çokça zaman ayrı gezdim, bizim köyün Çandır Dağı, bizim köyün Çandır Dağı. Sağında derman derası, tepende köyün yaylası, dibinde şıklar uvası, bizim köyün Çandır Dağı, bizim köyün Çandır Dağı. Fatma yemek de hazırla. Bizim köyün Çandır Dağı. Dibi geniş başı ince, karın erer yaz gelince, dört yanın sümbül sarınca, bizim köyün Çandır Dağı, Çandır Dağı. Ne dumandır başın seni, hiç bitmez mi kışın seni, Cebahir'dir taşın seni, bizim köyün Çandır Dağı, Çandır Dağı. Karşıdadır kuş kayası, geliyor kavalın sesi,
Konmuş pazarcı ağası bizim köyün Çandır Dağı, Çandır Dağı. Subatana bir eleyle komun yağılcaya selam söyleyin. Varsa hakkın halal eyle bizim köyün Çandır Dağı, Çandır Dağı. Dertli duman etti seni, hiç sorun olmadı beni. Konup göçenlerim hani bizim köyün Çandır Dağı. Konup göçenlerim hani. Bak ulan ağam. Kürtçe'de biliyor musun da? He. Biliyorum. Tabii tabii sen söyle. Kürtçe, sizin bu mahallede, gurbette yaşayanlara bir hal hatır sor Kürtçe olarak. Senin için mi? Ha. Değil mi ağam? Seni tanıyanlara, şöyle çevre mahallede, gurbette yaşayanlara bir Kürtçe şöyle bir hal hatır sor. Hepsini geri hatırım sorarım, salam eder gözlerinden öperim hepsini bizim köyde kurbatta oğlum. Kürtçe. Zari demey, zari demey ki la kurbatya giş kon zabarım da Slavka. Tak tak çov giş kon mu işte ka. Pır pır zabarım da Slavka. Sabi khotiri cindon kalamaca düdyonu aziz yer var o babim. Tamurim badorin ekhen gasebatiloni mekhen. Azibare yaralım avu, gazare dostu babir omen mekhe. Omen ite nuri bro. Banca zirav bağın dovli, şam kut mi kum osman ovli. Sarsin gota gavre gado, tomo gengiv, teben ovli, teben ovli. Bargari bovita tole seve har tola ci eci peve. Avrin diyor tamın pare zoni şarayla sarbalar loci peve. Şarayla sarbalar loci peve. Ne fayda hiç? Sesim kesildikçe şey oluyor. Sesim kötü değil ama biraz buzlu su içtim. Bu dolap. Ya dolaptan su içtim. Ondan şey vuruyor. Beni rahatsız ediyor. Anladım. Ne? Ondan beni rahatsız ediyor. Evet başka soracağım da. Valla. Söyle. Soracağım. Acele etmem. Acele etmem de. Heyecan yapma. Yok. Sakin ol. Relax. Relax. Ha. Çayını iç şöyle. Fatma yemek hazırla arkadaşlar. Hazır arkadaşlar. Olmaz. He. Halam mı çok seni seviyor? Sen mi halam mı çok seviyorsun? Valla sevgi. Doğru sevgi gitti. Nasıl sevgi? Bitti kulum. Nasıl bitti ya? Bitti, nasıl bitti, bitiyor bitti. Karasoy'a bu? Bir de ne vurulmuş turşu mu da bitiyor ya? Olmaz öyle şey ya. Yaş gittikçe sevgi gidiyor. Öyle mi? Tabii. Yaş ilerledikçe sevgi bitiyor. Kırılıyor, kırılıyor. Sadece saygı kalıyor. Saygı bir kalır. O da kalırsa, kalmasa eski sevgi nerede kalır? Doğru da eski sevgi kalır mı? Gerek yok. Ben arkadaşlar şey kalmaz. Eski sevgi arkasında kendin dosta atarsın. Ama sevgi gidince gitmezsin. Geri dönersin. Olmaz. Halamı ne diye çağırıyorsun mesela? Halam içeride. Halamı bir çağır bayım. İsmini çağırırım. Ne diye çağırıyorsun? Hatice! Hatice. Gel buraya mı diyorsun? Ne diyorsun? Kürtçe bir çağır bayım. Hatice vara monga çuka monga bir dostu de var hadi. O ne diyor? Geliyorum geliyorum sabır et abi. Emistirme yine. Yine emistirme geliyorum ha geliyorum. Peki halamı küstürdüğün zaman nasıl barışıyorsun mesela? Huyunu biliyor musun? Öyle yok. Hiç küstürmedim. Küstürmedin mi? Hiç yok. Küstürmedin yani. Hiç halamı üzmedin değil mi? Biraz önce türkü söyledin. Halam orada ağladı. Öyle ben. Bense ben küstürmedim bunu hiç. Halam niye ağladı? Derdi mi var? Derdi var. Derdi var. Ne mi? Derdi var. Derdi var. Kupon derdi. İşte durum böyle. Anladım. Davut. Söyle kubbar. Ne yapıyorsun akşama kadar? Neyle uğraşıyorsun? Hele akşamla neyle uğraşıyorsun? Bahçeyi sülüyorum. Bısakla... Su var mı? Su nereden geliyor? Şu yukarıdan göl var. O yukarıdan göl mü var? Çeşme mi var? He. Göle giriyor orada sülüyorum. İşte inekler geliyor çeviriyorum.
Başka da ne yapacağım? İneklerin nerede? İneklerim o. İneklerim yayılmaya mı gitti onlar? O şurada ötede yoyuluyorlar. Şu karşıdaki inekler senin mi? Yok, bunlar hep benim de öte üçte beyazlar var ya. He. İşte onlar. Kırmızı beyaz. Dört ben tane. Onları çağırırken nasıl çağırıyorum? Bir çağır bayım onları. Ona çağırmaya ne gelmez ki? Nasıl çağırıyorum? Hayvanlarla aranda bir diyalog. Koyununla çağırır da inekler. Koyunu bile... nasıl çağırıyor? Koyunu güzel çeviririm. Koyun. Çağır bayım. Koyunlar diyelim ki şu tarafa doğru gidiyor. Nasıl çağırıyorum? Bir çağır bayım. Beyek geçiyor. Ayaş! Deyince bak koyun döner bana. Bu imkanı yok. Koyun beni koyurmaz. Değil mi? Ha. Sen bunu deyince koyunlar hemen döner hemen gelirler döner. Yani. Evet. Ta şu tepe korsada bir tepe var. Oraya çıktılar, ben burada çoğurdum. İndi geldiler. Koyunlar böyle beni koyurmazlardı ama. Peki hiç koyun güderkine kurt yedi mi? Yedi, çok yedi. Gördün mü yediğini? Saldırıyor yok, mu? Yok, saldırıyor da saldırma yok da. Kaçıp gidiyor kurtu. Yiyor. Nerede göreceğim? Parçalayıp gidiyor mu yoksa? Parçalayır, yiyor, götürüyor. Alıp götürüyor mu parçasını? Alıp götürüyor başkasını. Koyunu burada alıp ta başka yere kovalayıp burada yakalayıp. Nerelerde gidiyordun mesela oyunlara? Yaylalarda giderdim. Şu aşağı öte tarafta uzun pınar deriz. Şu da büyük bir yaylamız var. Buradan gideriz. Çandır Dağı dedim şu karşımızdaki. Niye Çandır Dağı demişler? İşte eskiden Çandır Dağı demişler buraya. Arkasında büyük yayla var, oradan güttüm. Urfa'dan güttüm. İslahiye'den güttüm. Kurban. Çevre illere de gidiyor muydu böyle? Sure'nin hududunda, Sucu köyünden. Burada da yaydım. Urfa'ya gittik. Urfa'nın Viran şehri. Senin oğlanın ismi neydi? İlhan. Bunun ismi mi? İlhan abi biraz çıkanlar tabii. Senin olsun, mikrofonu ver de. Tamam, mikrofonu alayım da siz sorun, ben ona göre cevap vereyim. Nasıl gidiyor? Bir anlat bakayım ya. Nerede yaşıyorsun sen? Ben Fransa'da yaşıyorum. Fransa'da. Evet. Neresinde yaşıyorsun? Fransa, Kan'da yaşıyorum. Kan şehrinde. Orada... Kaç yıldır oradasın? Vallahi 20 yıldır oradayım. 20 yıldır oradasın. İnşaatla uğraştım. İnşaatla. 10-15 sene inşaatla uğraştım. Biraz kapalı olursa iyi olur benim çayım. Anladım. Her yıl geliyor mu bizim abi? Hemen hemen her yıl geliyorum, evet. Her yıl geliyorum. Bir ay burada durup gidiyorum. Şu anda da işte döner dükkanı aldım. Dönerle uğraşıyorum. Nasıl işler nasıl? İşler iyidir. İşler iyidir. Ne kadar iş yapıyorsun akşam acaba? Kaç kilo? Tavuk eti mi? Tavuk eti. 40-50 kilo satıyoruz. 40-50 kilo. Ne kadar orada tavuk dürüm ne kadar? 5 euro. 5 euro. Yanında ne veriyorsunuz? Yanında patates veriyoruz. İçecek veriyoruz. Öyle. İçecek ne içiyorlar genellikle? Genellikle kola, ice tea var. Ice tea, öyle. Soğuk çay. Soğuk çay. Ayran içeyim yok mu? Yok orada ayran. Vallahi benim kaldığım bölgede Türk olmadığı için orada ayran tanımıyorlar, ayranı tanımıyorlar. Genellikle bu... Yeni icat ettik desen de ayranı onlara bir tıklasan şöyle olmaz mı? İçmiyorlar ya. Değil mi? Öyle işte. Peki... Gelmediğin oldu mu? İzine gelmediğin oldu mu? Ben ilk gittiğimde 8 sene gelmedim. İlk gittiğinde 8 yıl 90... gelmedin. Nasıl durdun 8 yıl? Özlemedin mi memleketi ya? Ya ister istemez özler ya. Tabii olur. Olmaz olur mu? Değil mi? Ama imkanlar el vermediği için gelemedik. Peki şey oluyor mu? Mesela izin burada doldu 2 hafta ya da 6 hafta durdun. Giderken içine bir hüzün çöküyor mu böyle? İster istemez tabii. Oluyor değil mi? Tabii. İster ondan istemez. Sonra gidiyorsunuz yeni baştan tekrar sayın. Tekrardan. Gelecek de. Aynen. Tekrar izine gelecek. Aynen, çalışıyor. En çok neyi özlüyorsun mesela gurbete gidince? Köyden neyi özlüyorsun ya? En çok neyi özlüyorum? Buranın havası daha iyi yani. Yaşamı daha iyidir. İnsan köyün her şeyini özler. Değil mi? Öyle, çünkü biz burada doğmuşuz yani. Buranın her şeyini özlüyorsun yani. Kayseri'ye bizim köyde bir komşu Kayseri'ye gitti. Oltu 7 Kayseri'den. Geldi kapının önündeki taşı yüptü dedi. Vay kurban taş dedi. Taş taş yüptü. Taş yüptü dedi, kurban dedi. Ne güzel taş oldu. Biri kişi tutan geldi. Abi neneye de bir şeyler sor da Kürtçe ben tercüme ederim. Yani. Anlatsın. Güskünde madrasalık Meryem'e
Marieta Çin'e böyle tersler. Meryem Allah cemini ile beyene, kat cemini ile beyene, la kurbeti yine, la muhamma acıydım. Tabi ne istedim, kurbeti zura. Gel gel, gel buraya. Hadi tükat sen acı, biri. Kurbeti zura, zura. Şarj azalmış, şarj varsa şarja da harsın içeri. Fadime sen nerede kalıyorsun? sen de biraz anlat. Yok, ben bir şey söyleyeyim. Bir selam gönder. Söyle. Ne diyeceğim ben ya? Oğlan unuttum ya. Senin oğlanın ismi neydi? 3-2 kilo. Yok, yurt dışında olan var. Cafer mi? Cafer. Evet. Cafer abi anlat bakayım. Cafer abi kaç yaşında? Yerde. He. Cafer küçüğüydü gittiğinde, küçüğüydü. Küçük müydü? He. Kaç yaşında gitti Cafer? 14 var mıydı acaba? Vardı, 14 vardı. 13-14 yaşındaydı. Cafer abi hiç dövdün mü sen? Yok. Hiç yaramazlık yaptınız mı? Hiç kimse. Dövmüş bir kere, dövmüş herhalde. Dövmüşsün, niye yalan söylüyorsun ha? Dövmüşsün ya. Var da biri. Allah Allah. Niye dövdün Cafer abi? Anlat bakayım. Lapaz bir kere ne olurdu? He. Ne olur? He. Sen bir kere anlatmıştın ya. Ya ben çocuğa hiçbiri dövmedim. Ya beni dövmedi, ben ya hiç dövmedim. Ya Cafer abiyi dövmüşsün işte ya. Bana söyledi Cafer abi ya, babam dövdü beni bir kere dedi ya. Anlat anlat oğlum, vallahi, ver anlatma. Niye dövdün? Vallahi okuluma gelmiyorum. Allah Allah. Gel ortada ben bir yerdeki tamatı dörtte bezi. Doğru okuduğun ile köpüreği yuttum aylık. Vati ne ne hala ne hala bibi. Çocukları dövmemiş, hiç dövmemiş. Beni hiç dövmedi yani. Hiç el demeyiz, birini dövmedim. Cafer abi gelir mi? Bizine gelir mi? Cafer bir defa geldi mi? Gelir gelir, her yer gelir. Her yer gelir mi? He. Kaçıncı çocuğu? Sonuncu. Son kurban. En küçük mü? En küçük kurban. Koyma, ben onu çekerim. Meyiz kalkışı. Bir ero belli çörün düştü. Kolu bu sakın abi, onu da babam abi. Bakın. Amcamla şu evin arka tarafından bakar, şöyle bir çekeyim. Da, amcam şöyle evler bir saysın. Biz gideriz şeyde, Dalıkavak'ta bir yemek yeriz orada. Olur, fark etmez, sıkıntı yok. Baba dedim burada hazırlayın, burada yiyin. Yok fark etmez ya. Burayı siz bilirsiniz. Tamam tamam. Evet. Şöyle bütün çocukların ismini sayarak torunlara olsun, çocuklara olsun. Bütün çocukların hepsine selam eder, gözlerinden öperim. Başta Hüseyin'in, Leyla'nın, Fadime'nin, Meryem'in, Cem'in, Güney'in, ondan sonra Kemal'in, Sakine'nin, Musa'nın, Cafer'in, Eran'ın, anladın mı? Kemal'im gud. Hepsine selam eder, ayrı ayrı gözlerinden öper. Torunları da say bak sonra. Saydım torunları. Kaç tane torun var? 16. Yurt dışındakilerini saydı. Saydım hepsine. Ama kaç şeyliyim bunu, abi ben de zorunuz o tabi. Halam da bir selam göndersin. Hala sen de bir selam gönder. Hadi bayım çocuklara. İlkin bana selam gönder. Yetek. He. Sen selam dakika. No, bari ben bakayım. Biri bari sırtan ben bakayım. No, no. Ha, fittim uç dakika, selam dakika. Ha, Cafer dakika. Han erim dakika, yirim dakika. Hayla verin. İlan. Yük katı kadar rahmet ona. Bu bırak Jorjan ek kaç zor ya Vestelov kama daha darjir onu. Çocuklar bütün köylü. Kısmi mal bu bize. Ayrattan karşı İngiltere'de olan bizim köylerin hepsinin tümüne selam eder, gözlerinden öperim hepsinin. Ayrı ayırma yok. Ondan sonra Almanya'dakilere de selam eder gözlerinden. Bu ki. Ayrıca gelinimin de, taze gelinin de gözlerinden öperim. Babasını da selam ederim. Ayrıca Hasan biraz daha sızdı. Hasan'a da selam eder, gözlerinden öperim. Bütün akrabe, konum, konşuya selam eder, büyüklerin gözlerinde, büyüklerin ellerin, küçüklerin gözlerinde hepsinden ayrı ayrı öperim. Başka ne diyeyim?
Allah'a emanet olun de. Kendinize iyi bakın de. Cafer abiye de özellikle selam gönder. Cafer'e de Özal'dan selam ederim. Cafer Davut da sana selam ediyor Hoyrat'tan. Kurban. Konsüllerimiz de ineklerini yiyor işte. Ne bileyim çalışıyorlar burada hepsi. Senin kaç tane inek var? 4. Gözüküyor mu buradan? Şöyle bir zoom yap hele yaklaştırabiliyor musun? Hayvanların mutlanmasını çekebiliyor musun? İşte doldurum böyle bu kadar yaptık. Başka çare yok. Davut ben askerden bir şey vardı, kürsü var. Üstünde otururdum. Şu dağın arkasına ateş edeceğim, şu dağın arkasına. Görmeyerek yani hiç. Nasıl ateş ediyorsunuz ki görmediğiniz? Topa ya. Burada şey var. Ne? Satra ölçüsü, orada ölçücü var, ölçme alatı. Orada ölçüyor bize buraya. Tekmil batarya, tarif tanesi, kafileyiz. Beşinci barut hakkı, yükseliş 300. Yan 26-18 bilmem top doldu, top doldu. Burada sıkar bu gider. Nereyse orada değer. Görmeyerek göre. Dağın arkasından gider değer. İşte böyle şey derdik. Maaş da veriyorlar mıydı size yok, askerde? Yok yok maaş yoktu. On, ere 10 lira çoğuşa. Aşırı harcadın mı askerde? Hiç harcamadım. Değil mi? Açlık gönderen yok muydu? Yok. Açlıksız mı gittin sen askere? 100 liraya gittim. Geride geldim. Şimdi şey vardı, top ne işte, görmeyerek ateş ederdik, görerek taşlarları şey ederdik. O askerlik hepsinden iyiydi Davut. Ne? Askerlik çok iyi. Şöyle evi bir gezdiriyorum, amaracıyla da evi şöyle içini şöyle bir gezdir de çocuklar bir görsün. Şu olmaz şey. Kocanın evi, okul kocanın oğlu oturuyor. En baştaki yeni ev öyle mi? Biliyorsun evet, evet. O oturuyor. Belki şu İbis kocanın çocuklar olmuyor ya da ötekinin de çocuklar olmuyor ya da İbis koca yalnız burada oturuyor. Şimdi İbis koca burada. Şu Hulusi kocanın belki o kimse yok boş. Öteki Hüseyin kocanın kendiyle ailesi burada çocukları dışta. Belki İbis kocanın kendisi ailesi yine. Şu karşıdaki Kalandar kocanın çocukları Alman'da. Şu İbis amca deriz. Onun çocukları her biri bir yerde. Bir gelini var, oğlu yine oturuyor. Kırmızı ev, okul kocanın çocukları Bursa'da, kendi yalnız burada oturuyor. Şu aşağıdaki ev, Hasan kocanın evi, oğlu Ali oturuyor. Şu aşağıdaki bahçenin içinde kırmızı görünen Del Ali'nin oğlu, oğlu oturuyor. Şu bina, üstteki kırmızı bina şura, Mehmet Koca'nın oğlu Ali oturuyor. Aşağıdaki Mehmet Koca'nın oğlu Hüseyin oturuyor. Diğer iki gene Ali Koca, Okup Koca oturuyor. Daha öten ikininki Abdullah Koca'nın. Yukarıki Halil Akyol'un. Şu aşağıdaki çatısız da şeyini, Haydar Erişir'in, Asık Mehmet'in oğlu. Şu aşağıdaki. Şu Ali Erişir'in. Öteki Mehmet Erişir'in, şu ufak kötü donmamlar da okur makırları. Şu öteki de Halil Akyol'un evi. Halil Akyol kendi oturuyor, çocuklar Almanya'da. Halil Akyol da orada oturuyor. Durum böyle. Şu aşağı, daha aşağıdaki görünen de kaloların cem evi ura. Bizim köyün cem evi. Aşağıdaki...
Evet, çekimlerimiz devam ediyor. Yine yanımızda bir amcamız var. Amca, senin adın ne? Ahu. Ahu Koca. He. Ne arıyorum? Ne arıyor? Burada köydeyiz, yaşıyoruz işte. Köy hayatımızdır. İşimiz yok, gücümüz yok. Yaşlıyız. Yaş gitti, 75'i buldu. Bundan sonra yapacak işimiz yok. Bir karı kocayla burada yaşıyoruz. He. Ne yapıyorsun akşama kadar? Ne iş yapıyorsun? Akşama kadar işte uğraşıyor, çalışıyor. Orada burada çalışıyor. İşimiz var işte, tarlamız var, bostanımız var, çalışıyoruz. Çalıştığımız için fazla bir emeğimiz yok. Yani fazla bir ticaretimiz yok bunda. Yani yaşlı işte. Çocuk var mı? Çocuk var. 6 tane çocuk var. Neredeler çocuklar? Çocuklar Bursa'da. Bursa'dalar. Evet, onlara şöyle bir selam gönder televizyonumuz aracılığıyla. Halam nereli? Halam da benim hanım, bu da buralı. Değil mi? Dayımın kızıdır. Dayımın kızıdır. Akrabadır yani. İyi iyi. Çocuklar hepsi de mi Bursa'da? Kaç tane çocuk var? 6 tane çocuk var. 6'sı da mı Bursa'da? 6'sı değil. İkisi Bursa'da. İkisi burada değil. Nerede? Diğerler birisi nerede? Fransa'da, biri Avusturya'da. Anladım. Fransa'da, Avusturya'da olanların adı ne? Fransa'da olan Yüksel Koca. Avusturya'daki de Haydar. Onlara bir selam gönder televizyonumuz aracılığıyla. Gözlerinizden öpüyorum. Torun var mı? Torun da var, torunlar kaç var. Tane? Onlara da selam gönder. Torunlar var yoksa. Ulaş. Gözlerinden öpüyorum Ulaş. Yedi. Can. Berat. Fatma. Kardelen. Elif. Ya o çocuklar ulan. Fransa'da. Barın da gözlerinden öpüyorum. Diyar. Diyarın gözlerinden öpüyorum. Evet. Sesin güzel mi? Bir türkü söyle dedi. Sesim hiç güzel değil. Türkü de hiç bilmem. İşte bu. Türkü'yü bunun babası iyi bilir. Değil mi? Söyledi ya ben. Ha. Ben türkü söylemem. Bilmem. Evet. Evet. Hadi bir el sallı o zaman şöyle abi. Hadi. Halam da selam göndersin. Halama da ver. Ben bir şey bilmem mi? Ne diyeceğim? Selam ederim. Oğullarım gözlerinden öperim. Hasrat mı? Ne yaptın? Torunlarıma, şeylerime, gelinlerime, hepsine selam söylerim, gözlerinden öperim. Hadi bir el salla da kapatayım. Hadi. Delikanlı, şu benim yaptığım, elimle yaptığım bir şeydir, binadır. Onu da bir çek. Şu da bizim bostanımız işte. Ağaçlarımız. Bunlar amca gillerinki. Yeni mi yapıyorsun orayı? Ne? Yeni mi yapıyorsun orayı? He, onu yeri yapıyorum. Yani bunun gibi değil de bu ev oturma ev orada bir ahır gibi bir şey yapıyorum. Bu da bu dağlarda yaylalarımız daha bundan öte de var yani. Bundan öte de yaylalarımız var. Bana sağlayın, ben de istiyorum işte. Hastalıklar çoğaldı, ben hastalığına uğraşıyorum. Kendini bir tanıt bakayım, adın soyadın ne senin? Buyur efendim. Adın soyadın ne adın? Kendini bir tanıt bakayım. Adım Haydar Erişir. Hop eder marım. Çaray gir. Hayır adım ayrılın oğlan yaramaz. Çol çocuk varsa bir selam göndersin ha. Yo, Slovna abi be, Nozuk abi, Duçiza. Hepsine selam söylüyor. Tamam hadi bir el salla da kapatayım da. Adam dün de haber etti diyor. Ben dün okuldan daha gelse ben haberim olur diyor. Bunu çeksen bu adamı. Top ya daha dakika ama yok diyorum. İlandır diyorum ya yok diyorum. İlan gelse haber mi olur diyorum. Merhaba. Merhaba genç. Vallahi hiç haklı çıksın. Ne diyorsun bunu ne diyorsun? Tıraşır gel otur. Nereden geliyorsun? Gel lan gel. Nereye gidiyor? O telefonu ben götüreyim de geleceğim. Bu YouTube kanalında. Aha.
Anladım. Yurt dışında falan tanıdıklarınız, akrabalarınız varsa bir selam gönderin. Herkese selam söylüyor. Burası on numara. Herkesi buraya davet ediyoruz ha. Herkese nasip olur inşallah. Allah Allah. Bundan sonra duamız güzel değil mi? Çok güzel abi. Ha güzel, çok iyi. Ama ters zamandan gelmişsin. Bir ay önce gelseydin daha güzel olurdu. İnşallah başka zaman. Başka zamana bekleriz, tamam. Sen şey bana dedi, sen söyle. Buranın her şeyi güzel, duası ile. Belli değil dedi. Suyu ile, insanları ile, her şey ile çok güzel ha burası. Aşağı bana yazıştım, bir şey deme dedi. Demez ki lan gel durun böyle böyle. Onlar bilmiyor. Hocam, bütün şu, en güzel bitkiler burada var. Burada hayvancılık, arıcılık en ön sırada. Çok kaliteli ballarımız var. Ya, çok kaliteli. Sizlere verdi onu söyledi. Sizlere bunun için mi? Kurbanlık reklamını yapıyor. Paramızda şahane. Reklamını yapar. Reklamını yapar. Ne lan? 4 tane paramı. Evet 4 tane. Ya biz... Çay çek. Hadi bir el salla da kapatayım. Hadi abi. Herkese selam. Ne Almanya'dakilere, selam. Yurt dışındakilere. Herkesi buraya bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Yine bugün köy tanıtımındayız ve bugün yine neredeyiz? Tabii ki Kayseri iline bağlı. Yine bir köy tanıtımındayız. Görmüş olduğunuz bu tabelada köy isimleri yazıyor. Büyük Kabaktepe Köyü 8 kilometre, Küçük Kabaktepe 13 kilometre, Değirmen Taş 22, Mirza Ağa 29 kilometre. Tabii ki biz bugün Küçük Kabaktepe Köyü'ne gidiyoruz. Yine bu köyün tanıtımında bizlere vesile olan sponsorumuz. Evet, Cafer Kocabey'e çok teşekkür ediyoruz ve köye gidiyoruz.
de küçük Kabaktepe köyündeyiz. Hala televizyonun sesini kısalım mı ya da kapatalım? Çünkü yayınımıza gitmesin. Evet, yanımızda bir amcamız var. Amca. Efendim. Nasılsın? Hamdolsun. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Amca, senin adın ne amca? Adım Kasap Ali. Kasap Ali. Koca. Selam Ali Koca. Aleyküm selam amca. Bu baba yiğit kim? Merhaba. Ben Beyoğlu. İsmi de Ali. Öyle mi? He. Tamam. Ali abim de şöyle otursun yanına. Abi, merhaba, gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel. Buyur. Sağ olun, korona yüzünden. Sıkıntı yok. Rahat ol. Şöyle mikrofon amca ben sana bir vereyim. He. Kendini bir anlat bakalım. Ha. Kendini bir tanıt. Nereden doğdun? Nereden? Niye kasap demişler? Ömrünü nereye harcadın? Dedemizin ismi Ali'miz de Kasap Ali derlermiş. He. Dedem. Dedeniz. Benim ismim dedemin ismi. Değil mi? Evet. Dedemin ismi. Bizimkiler efendim Horasan'dan gelme. Malatya'nın Horasan köyünden gelme. Malatya bu köyün geçmişi. İran'ın soyu. İran ne? Horasan'dan işte bir gelmişler Türkiye. Türkiye'den Malatya'ya yerleşmişler. Evet. Daha sonra orada 40 sırak. 40 sırakta da 1900. Mikrofonu ver amcama da. Yani 1947'de bizim köylülerden bir kısmı 1947'lerden gelmiş. Daha sonra işte biz 53'lerde falan da bizimkiler gelmiş. Evet. Geldiklerinde ben 1-2 yaşında falanmışım. İşte böyle bir köye yerleşmişler. 70-80 haneydik. 89-90'larda falan Avrupa'ya çıktı. Köyde hemen hemen kimse kalmadı. Yani herkes Avrupa'ya gitti. Evet. Birkaç, 1-2 hane kaldı burada. Biz de yazları geliyoruz. İngiltere'de yaşıyorum ben. Evet. Yazları geliyoruz. Kışları gidiyoruz. Evet. İngiltere. Bizim yaşamımız böyle. Karşı taraf kabristan. Ha, o bizim mezarlık. Evet. O oradaki bina bizim cem evi. Aşağıdaki bina evet, cem evi. O zaman evi. Kamerayla beraber gidin şöyle bir cem evini güzelce anlat, bir çekim yapın. Sonra evet. Gelin sohbetimize devam edelim. Olur mu? Şimdi bu ev benim amcam çocukların evi. 3 katlı yaptılar. Kendiler yurt dışında kalıyor. 6-7 kardeşler. İşte yazları bazen geliyorlar. Bazen 1-2 ay kalıp gidiyorlar. Şimdi ev boş. Kimse yok evde. O daha ilerisi ki ev bizim o da bir akrabanın. O kendisi rahmetlik oldu. Çocuklar yurt dışında. Gelen giden yok ev orada. Öyle yıkıma bırakılmış yani. Burası da bizim eski okulumuz. Burası ilk yapılan okul 1964'lerde falan yapıldı. Millet gidince okullar böyle boş kalınca okul böyle virane hala döndü. Eski, burada zamanında 150 tane öğrenci vardı. Şimdi öğrenci de yok, okul da yok. Karşıdaki evde kim oturuyor abi? Şu karşıdaki ev Mehmet Taşkıran'ın evi. Kendisi Almanya'da kalır. Yazları gelir. 1-2-3 ay kalıyor. Öbür evlerde? Ya şu diğer evde yeni yapıldı. Yapılıyor hala. Bu da bunun abisinin, Aziz Taşkıran'ın evi. Kendisi İngiltere'de. Eğer izliyorsa selamlarımı söylüyorum. Öyle işte bizim köyümüzün durumu böyle. İlk baştaki ev benim kardeşimin evi. Özgür Aydın'ın evi. Kendisi emekli memur. Yaz kış hemen hemen burada kalıyor. Kışın 3 ay gidip İskenderun'a kalır. Yazları burada. Ondan berisi ki bizim köyden eskiden göçtüler de geri geldi, orada yer aldı. Barış Beydilli var, öğretmen kendisi. O da yazları geliyor, annesi geliyor, kendisi geliyor. Onun bir üstündeki ev bir doktorun evi. O da bizim köylü. Kendisi Denizli'de doktorluk yapıyor. Yazları geliyor, 1-2 ay kalıyor. Buradaki hastalara, yaşlılara tedavi, parasız tedavi yapıyor sağ olsun. Kendisi iyi bir insan. Şu o işte yeni bir inşaat var, o da Mahmut Çoban'ın evi. Yeni yapıyor, kendisi İngiltere'de kalıyor. Şimdi burada evi yapıyor, yeni yapılıyor bir ev yani. Şu belki saçlı, beyaz saçlı olan Hasan Koç'un evi. Kendisi öldü, çocukları yurt dışında. Karısı var şimdi evde. Şimdi o ileride ağaçların arasında bir tane ev, ufak görünüyor, Muhsin Beydilli derler. Kendisi arıcılık yapıyor. Burada şimdi. Kendisi arısı da orada görünüyor.
İşte sırayla beri gelirsen Hüseyin Koç'un evi, kendi yurt dışında. Daha beri gelirsen Türkmenlerin evi. Şu belki kırmızı ev Hasan Koca, bizim akraba. O da onun evi, kendisi burada arıcılık yapar. O karşıda bir tane ağaçların arasında, ağacın arasında görünen bir ev var. O da Kahraman Çoban'ın evi. Bu sene yapıldı, çocukları burada, kendisi bir ay. Önümüzdeki ev kimin? Şu küçük ev Mustafa Aslan'ın evi. Kendisi öldü, karısı yazları gelip kalıyor. Kışın Adana Kadirli'de yaşar. Bu bizim yani meze, taziye evi, cem evi. Öyle toplantı bir yerimiz. Geçen sene yaptık. Böyle işte cenazelerimiz, taziyelerimiz, herhangi bir toplantımız olduğu zaman burada yapıyoruz. Üst tarafta zaten mezarlık, mezarlarımız. Mezarlar işte. Duvarı da geçen sene yeniden yaptırdık. Aşağıdaki evde kim oturuyor? Bu aşağıki ev, bu kendisi İngiltere'de. Yazları geliyor, bir iki ay kalıyor, gidiyor. Şimdi ev boş, kimse yok yani. Yaşayan, selam olsun burada. Yaşayan yok. Şu karşıda bir tane ev demin görünmüyordu. Bu da Ayşe Erdoğan derler. Kendisi İngiltere'de. İşte yazları gelirse bir ay falan, bir iki ay kalıyor. Gelme zaman da böyle kapalı, kilitli kalıyor yani. Zaten bu da mezarın üstündeki tepe. Öbürleri? Şu karşısı Kurt Deresi derler. Yani Kabak Tepeliler bilir. Ormanlık şimdi, oralar mal hayvan girmiyor. Devlet orman ekti. Şu karşılar İbrahim Beydil'in evin karşısı. O dereler, Del Çobangiller. Ondan sonra işte böyle bir dağımız var, böyle bir manzaramız var. Maşallah, o yollardan başlar bu tarafa, böyle komple hep orman ekildi, ormanlık. Yani hayvan girmesi yasak. Ha bu da bizim meşhur yoncalığımızdı. Kara yonca olurdu, bura hepsi sahipliydi. Yani sınırı belliydi, tapusu vardı, biçilirdi. Herkesin yeri belliydi, biçiliyordu. Bundan 10-15 sene önce toprak kadastro girdi. Ya bura orman olmuş, bir şeyde tarımdan çıkmış diye mera yapmışlar. Şimdi meradır işte, öyle mal yayılıyor, hayvan yayılıyor. Yukarısı bizim Boyunyurt. Orada koyunculara verilmiş, koyuncular oturuyor. Daha ilerisi bizim meşhur İt Dağımız. İt durmaz mı yoksa? İt Dağımız. İt Dağı. Evet, İt Dağımız. Bizim köyün sınırları o dağın tepesinden başlar. İşte bu tepelerden, dağlardan böyle gelir işte. Burası şu karşı evler, çobanlar derler, onların evleri. Şunlar gelip bir iki ay kalırlar. Kışında burada, şurada iki hane kalıyor, baba oğul kalıyor. Saymadığın orada oturanlar var mı? Onların da bir ismini say istersen, o yuvarlarda oturan. Köyde oturanlar mı? He, köyde oturanlar. Ahu Erdoğan, oğlu Şahin Erdoğan. Ya bunlar ikisi kalır kışın burada. Ya kalan yok işte, onlar da böyle. Bu köyün dağlarını, yaylalarını koyunculara verip onunla geçiniyorlar. Köyde bekliyorlar. Ya burada bütün köylülerime selamlarımı söylerim. Herkese, yurt dışındaki bütün köylülere selam, yurt dışındaki olsun. Bütün köylülerime selamlarımı söylüyorum. Herkesin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Patlamış betonlar. Şimdi tadilatı yapılıyor lan. Evet, şimdi tamiratı yapılıyor. İşte bu bizim taziye evimiz, cem evimiz, toplantı yerimiz. Kışın soğukta çatlamış biraz. Suyu kapatmamışlar, sular akmış. Herhalde içeride patlamış. Sağa sola zarar vermiş. Onları tamir ettiriyoruz. Şimdi burası morg. Yani cenazelerin morgla konulduğu yer. İstersen gir içeri. Evet, bakabiliriz. Şimdi tamirat var. Biraz döküntülü, köplüdür, temiz değil.
Hayır. Büyük salon burası. Bu mutfağımız. Burası mutfak. İçerisi? Ha, diğerisi burası toplanma salonu işte. Cem'in yapıldığı yer. Cenazelerin kaldırıldığı yer. Köle yaptı, evet. Biz yurt dışındakiler yaptı. Burası da bizim toplantılarda bayanların, genelde bayanların oturduğu yer. Bayanlar bölümü. Nereden başlıyorsun? Kurt, bu derede başladın. Sen aşağı dere, şey, delt, o karşıdaki evi çeksene. O Mehmet Şahbaz'ın evi. Kendisi yurt dışında, İngiltere'de kalıyor. Şimdi evindedir kendisi. Orası Del Çobanlar. Onun karşısında bu tarafı solda birkaç sahane var. Onlar da akarlar. Onlar kışın yazın orada kalır. İşte bu dere boyu bizim köyün çayırları. Bunlar hep biçilirdi. Burada hayvancılıkla geçiniyordu. Yani bunlar hep biçerdik. Şu karşısı çimi, alo derler. Alo'nun çimi, alo'nun çayırı, o ormanın olduğu yer. Berisi şura kitkin yatağı derler. Köylüler bilir buraları. Daha berisi bu dere, kurt deresi. Kurt çok mu oluyor burada? Çok olurdu. Bu, sen şu dere iyice çek. Burası Vesiyat deresi. İşte bu derenin içi çayırlık benimdir bu derenin içi. Maraş Türkoğlu'nda koyuncular geliyor, oraya konuyor. Orada hayvanlarını yayıyor. Vesiyet dere derler buralara. Şu karşısı Hoca Deresi. Daha ilerisi Sarı Çiçek derler. Şuralar Koç Dağı. Berisi Aşçı Pınarı. Şuralar Mercimek Kayası. İşte buralar köyün üstünde, köy üstü derler. Yani buralar hep tarlaydı zamanında, öküzlerle eker biçerdik. İşte köyümüzün manzarası bu. Yani evleri çoğunu da tek tek tanıtmıştım. Türkiye'nin bütçesini hep seçime harcıyorlar. Evet. Gurbetlik nasıl gidiyor? Efendim, gurbetlik mi? Gurbetliği anlat biraz. Ya gurbet zordur ama işte geçim davası. Senin çoluk çocuk kaç tane? Benim 3 tane oğlum var. İsimleri ne? Bir tane kızım var, Yılmaz. Hüseyin, büyükleri Hüseyin, Yılmaz, Hasan. Evet. Kızım Zeynep Almanya'da evli. Evet. Oğlanlar da orada evli. Çocukların market işi yapıyorlar. Oğlanlar gelir mi köye buraya? Geliyorlar. Evleri var mı? Yazları burada? Geliyorlar. İzine geliyorlar. Evet. İşte bir ay, 15 gün, 20 gün falan gelir, uğrar. Torunlar gelir. Evet. Gelir, kaç giderler. Kaç tane torun var senin? 10 tane, 11 tane mi? İsimlerini bilmiyor musun? Kaç tane? Karıştırdım. İsimlerini bilirim de. 11 tane oldu. Bu sene bir ikizimiz oldu. Onlarla 11. Biliyorum yani, istiyorsan. Say bakayım isimlerini. Benim büyük oğlanın iki tane ilk eşinde çocuğu var. Biri Engin, biri Ali. Hı. İkinci eşindeki çocukları, kızın ismi neydi? Ema. Oğlanın ismi? Erdem. He, oğlanın ismi Erdem. Biraz biraz unutkanlık var. Gelin de yabancı, Rusya. İkinci gelin. Ondan ikinci oğlanın hanımı benim kardeşimin kızı.
Onun da 4 çocuğu var. Berkay, Rojin, sonra olan ikizlerin biri Ali benim ismi, biri de kızın babasının, gelinin babasının ismi Hasan. Evet. Onlar ismi. Ondan ikinci, üçüncü oğlanın bir tane oğlu var. Eren. Kızın da iki tane çocuğu var Almanya'da. Evet. Biri Arda, biri Havin'di. Havin, ha. Biri de Havin. 11 tane torun var, 4 tane çocuk var. İşte biz daha ayaktayız, evet. Gelip gidiyoruz, idare ediyoruz. Peki bu köyün ismi nereden gelmiş, niye bu köyün? Vallahi bu, şimdi şurada bir dağ var. Hı. Bu da aynı kabak gibidir. Hı. Yani dağ kabak gibidir. Bunun az ileride geçip geldiğiniz köy, o, orası da Kabak Tepe. Burası da Kabak Tepe. Yani bura küçük Kabak Tepe. Bura küçük, ora büyük. Bura büyük. Bu dağdan almış ismini. Peki büyük Kabak Tepe'de sizin hiç akrabanız neyiniz var? Yo, orası, şimdi bu köy eskiden Çerkez köyüymüş. Çerkez. Çerkezlerin köyüymüş. Sizde Çerkezlik var mı? Yo, biz Kürdüz. Kürt. Kürt Aleviyiz. Evet. Bektaşiyiz yani. Bizimkiler 47'de bu köye geliyorlar. Bir grup, yani bir kabile geliyor, burada yerleşiyor, yer alıyor Çerkezlerden. Biz de daha sonra 1953'lerden falan geliyoruz. Biz de sonra gelenler de oluyor. 17 haneymiş bizim bu köyün yeri. Çerkezler'de. Çerkezler 17 haneymiş. Çerkezler bizimkilere satıp gidiyor. İşte daha sonra köyden ilk gelenler de sattı, göçtü gittiler. Köy, gene köydekiler aldı. Bizim bu köy böyle. Aşağı Kabaktepe'de orası da Çerkez köyüydü. Orada, oraya da avşarlar geldi, yerleşti. Yani avşarlar geldi, aldı. Şimdi hala orada birkaç Çerkez aile var. Ama çoğunluk da avşar. Anladım. Dil olarak hangi dili, kaç tane dil var sende? Dil? He, dil. İngilizce çat pat. Çat pat. He, Türkçe, Türkçe işte gördüğün kadar. Full bir de tane. Kürtçe var. He. Hangisini en iyi biliyorum? Kürtçeyi mi biliyorum, Türkçeyi mi biliyorum? Yok, Türkçeyi de Kürtçeyi de yani. İkisini de güzel biliyorum. İkisini çok, çok güzel biliyorum. Yani İngilizce? İngilizce böyle kendimi idare edebilecek kadar yani. Hadi çocuklara İngilizce olarak bir selam gönder bayım. Hello, how are you? Nasılsın? Çık konuş bayım, hadi İngilizce olarak konuş çocuklarla. Yok, onu beceremem. Ne mi? Onu beceremem. Yalnız ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bu kadarını bilirim yani, o kadar. Böyle oturup da sohbet falan yapamam İngilizce. Anladım. Çünkü biz orada yani hani Türkiye'de yaşadığımız gibi yaşadık, biliyor musun? Ya İngiliz toplumuna girmedik, okuluna gitmedik. He. İngiliz yerlerinde çalışmadık. İngiltere'de yani devletin sana vereceği iş yok. Biz kendi iş imkanlarımızı kendimiz yarattık orada. Market işi yaptık, kebap işi yaptık, kasap işi yapıyorlar. İşte, yani bu tür işlerde çalışıyoruz. Yani pek İngilizlerle diyalogumuz yok bizim. Müşteri İngiliz'dir. Geliyor, servisini yapıyoruz. Mal istediğini anlıyoruz, veriyoruz. Ama oturup da İngilizlerle bir sohbet yapamayız yani. Benim yaşımdakiler tabii. Evet. Ama bizim gençler yani okula da gitti. İngilizceleri de iyi. İngiliz ortamlarına da gidiyorlar. Onlar anlaşıyor, iyidir yani ama biz kendimizi hep orada yabancı gibi hissettik yani, hemen geri dönecekmiş gibi davrandık hep. Yani illa bunu öğrenelim, bu dili burada yaşayacağız. İşte bu bize lazım, ileride bir bizim sıkıntı olur düşünmedik. Ya birkaç sene çalışak, 3-5 kuruş yapıp gidek ya, okuluna ne gidek, İngiliz'in içinde ne işimiz var. Hep bu düşünceyle biz İngiltere'de yaşadık. Ondan yani bizim eksiklerimiz var. Evet. Peki bu köyün düğünleri nasıl olur? Örf adetleri. Vallahi bizim nasıl? Burada düğünler yani şimdi bu, tabii korona var, hastalık var. Ondan dolayı pek millet düğün yapmıyor da yapsalar. Yaptıkları zaman ne yapıyorlar? Düğün ne kadar sürüyor? Ha burada düğünler mesela 3 gün düğün davul çalınırdı burada. Davul mu? Orkestra yok ellerinde. Yok, ben eskiden yoktu. Şimdi tabii şey, orada bizim düğün salonlarımız var, orkestralarımız var, gruplar var. Müzisyenler falan var, hepsi var. Ama burada biz daha önce burada bir davul zurna vardı. 3 gün davul zurna çalınırdı. İşte gelin getirir, bırakılırdı. Düğün biterdi.
İngiltere'de şimdi bizim orada şeyler var yani biz düğün salonları. Hangi halaylar oynarsınız daha huzurlu olursa? Valla şimdi halayların isimlerini falan çok mu? Bilmiyorum. Çok oyunlar sen var. Sen iyi halay oynar mı? Yok abi. Hiç. Nasıl oynar? Hayatımda hiç oynanmadı. Değil mi? Çocukların düğünlerini bile ben oynamam. Allah Allah. Beni zorla sokarlar bir tur dönmeden bırakır kaçarım. Beceremem bir de çekiliyorum. Zamanı oynamamışım şimdi artık. Utanıyorum yani çekiniyorum. Onu bana sorma yani. O oyun işi yok bende. Anladım. Bir de halama birkaç soru sorak. Şöyle mikrofon verek de. Halaya sor. Hala gel hala. Bana ne soruyorsun? Oturduğun yerlerde sorularıma bir cevap ver bari. Zor sorular sorma. Evet. Zor soruları sorma be. Tamam. Sen mikrofonu almayayım. Hangi yemekleri yapıyorsunuz? Yemeklerinizi bir say bakayım. Vallahi yemekleri çok yaparız. Bilir bak yani. Sayın söyle. Söyle. Pilav yaparız. Yeşil fasulye yaparız. Köfte, köfte. Köfte, yeşil köfte diler yaparız. Başka ufak eşkili köfte diler yaparız. Yemekleri çok yapabiliriz yani yaparım. Sizin buraya has bir yemeğiniz var mı size? Kendinize has bir yemeğiniz var mı? Valla. Kürt kömesi de. Kürt kömeyi çok yaparız biz. Nasıl yapıyorsunuz o köme dediğiniz? O kömeyi de şey iki kadar yaparız. Altını açarız, ortasına et olursa patates olur döşeriz. Bazen dışarıda saçtan yapıyoruz. Bazen de fırından yapıyoruz. Bizim en meşhur şeyimiz odur, bir de içli köftedir. İçli köfteyi çok yaparız, etle. Öyle yaparız. Düğünlerde ne yaparsınız? Düğünlerde burada zaten düğün yapmadık, görme. Hiç mi düğün yaptık? Sadece çocukları burada sünnet yaptık. Senin düğün nerede oldu? Benim düğünüm Maraşlıyım. Avşunluyum. Babası orada. Bir kamyon dede getirdi beni. Bir de cip tuttu. Cipi ben bindim. Kamyonu da millet bindi. Getirdiler. Davul zurna çaldılar. İşte beni buraya getirdiler. Sizin o tarafta başlık falan var mı? Vardı. Başlığı verdi. Biraz alırlardı. Cez verirlerdi. Eşeği alırlardı kendisine. Cez için. Cez için. Kaç para? 3500 lira olur. Ya o zaman 3000 lira bir para değildi işte de. Değil miydi? Neydi bu para? Ya 1970'te 3500 lira bir para değildi. İşte öyledir. Vardı yani. Önce vardılar. Şimdi başlık parası bir şey yok. Peki İngiltere'de memnun musun diye hayatımdan? Hayatımdan memnun musun? İngiltere'de memnun değilim valla. Burada ya, daha memnunum. Sen de sor yürü. Beraber sorun. Sen niye konuşturursun? Yok, İngiltere'den memnun. İngiltere'den ya, hiç memnun değiliz. Burada daha mutluyuz yani. Burası daha iyi. Ya, vatanımız, yaptığımız. Yani. Orada sıkılı yok yani. Evin içinden. Ne dilim var, ne dişim var. İşte orada burası mı? Burası iyidir yani. Türkiye'de. Oradan ver, memnun musun, memnun der misin diye. Hala onu sorma. O geç. O geçti, o pek memnun oldu. Hadi çocuklara bir selam gönder. Çocuklara selam gönder. Herkese selam ederim. Hüseyin'e, Yılmaz'a, Şengül'e, çocukların gözlerinde öperim. Hasan'a, Hasan yarın zaten İstanbul'a geliyor. Herkese selam söylüyor, selam. Çocuklarıma, kızlarıma, oğlanlarıma, torunlarıma, hepsine çok çok selam ederim. Küçüklerin gözlerinden öperim, büyüklerden selam ederim. Başka ne diyeyim? Torunlarına diyeyim. Torunlarıma söyledim işte. Torunlarıma çok çok selam ederim. Gözlerinden de öperim. Çekiyor musun? Çekiyorum. Ha şimdi burası Hüseyin Demirci'nin evi. Kendisi benim komşum, arıcılık yapar. Yazın köye gelir, kışın Kadirli'de kalır. İyi bir arıcı, bal yetiştiricisi. Güzel balı var. İşte gördüğün gibi teşkilat, bu kabini de yeni yaptılar. Adam burada dinleniyor. Adam işi arıcılık, arışıyla uğraşır. Bizim bir uzaktan akraba Hüseyin Çiçek'in evi. Çocuklar hep yurt dışında. Kendisi de benden yaşlı, evde hanımıyla oturuyor.
bizim hakkı. Neler ekili bir say bakayım dayı. Ne? Ya şimdi işte görüyorsun bak bunlar biber. Ha bunlar domateslerimiz. Ha bunlar erik, ben çekirdek attım oraya. Çekirdekler çıktı, büyüdü. Seneye başka yerlere ekeceğim. Bunlar salatalık. Salatalarımız olmuş artık yiyoruz. Buralarda neler var? Bu elma. Bu kayısıydı. Bu bundan pek bir şey yoktu. Bu belki armut bu. Soğuk vurmuş bu sene olmadı yani fazla. Şu öbürü kayısı. İşte orada armut var, elmalar var, fasulye var, marul var. İleride patates ektim, patates var. Ha orada patatesler var. Benim bahçe bu işte, bundan vakit geçiyor. Maşallah güzel bakmışsın dayı. Ha. Ayarımızda geldiği kadar bakıyor. Ha bu erikleri çektin mi iyice çek, kayısıyı görsünler. Ha?